Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42'den Çelik Kayalarla Geziyorum programımız ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine bir iftar saatinde sizlerle birlikteyiz. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul etsin. Bizler biliyorsunuz ki bütün mahallelerimiz olmasa da 29 gün süresince gezebildiğimiz kadar köylerimizi geziyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşuyoruz. Programımızın bugünkü bölümünde Karatay bölgesinde bulunan Konya'ya 40 kilometre uzaklıkta olan Göçü Mahallesi'nde sizlerleyiz. Ve yanımızda da mahalle muhtarımız var. Muhtarım merhaba, nasılsınız? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz sizi tanıyalım önce. Ben Göçü Mahallesi Muhtarı Ahmet Küçük. Önce herkesin Ramazan'ını kutlarım. Yaklaşık olan bayramlarını da kutlar, tebrik ederim. İnşallah. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar dilerim. Göçü Mahallesi çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan bir beldedir. Gelirimiz ağırlıkla çiftçilik ve hayvancılıktır. İşte mahalle olduk, belediyeye geçtik. Belediye hizmetlerinde Karatay'da bir şeyimiz yok. Çok şükür Karatay hizmet ediyor. Başkanımız evet. Hançerli hizmet ediyor. Ama büyükşehirden hizmet alamıyoruz. Bizim Konya'ya bağlantılı iki tane yolumuz var. Biri yarma yolu, biri saz yolu. Saz yolumuz stabze, kum. Yarma yolumuz da dar. İki araba karşı karşıya geçtiğinde bir muhakkak ağırlaşmak zorunda kalıyor. Yani dar bir yolumuz var. Ve 3-5 seferde kaza oldu. Yani bu yolun genişlemesini Sayın Başkanımızdan rica ediyoruz, Tayrak Kürek'ten. İnşallah. Diğer yolumuzun da asfaltlanmasını istiyoruz. İnşallah. Yani bizim şeyimiz bu. Ramazan günde mesaj olarak iletmiş evet, olalım. Evet, yetkililere. Evet, iletmiş olalım. Evet, yetkililere duymasını istiyoruz. Yani bizim şeyimiz bu. Evet. Peki kaç hanemiz var? Nüfus olarak biraz kalabalık bir bölge kalabalık, değil mi? Evet, şimdi bizim köyümüz Karatay'ın köy olarak en büyük köyü, Göçü köyü. Evet, yani beldelerden sonra, belediyelerden sonra muhtarlık olup da köy olan en büyük köy Karatay'ın Göçü köyüdür. Evet. Nüfusumuz 1500 kadar vardır. Hane olarak da 200 hanemiz var. 200 hane, 250 hane şeyimiz var. Yani hanemiz. İşte durum kalabalık tabii. Göçünün yani Göçü Karatay'ın en büyük köyü, köy olarak da. En büyük köyü, Karatay'ın en büyük köyü sevgili izleyenlerimiz. Bizler de bugünkü programımıza Göçü Mahallesi'nde sizlerle birlikteyiz. Muhtarım isterseniz ilerleyin. Bu arada abi sizi tanıyalım. İsim nedir? Ahmet Yıldırım. Göçköy Mahallesi Muhtarı Bekçisiyim. Evet. Siz de hizmet veriyorsunuz. Biz de hizmet veriyoruz. Koşturuyorsunuz. Evet. İnşallah abi. İnşallah. İsterseniz muhtarım hemen ilerleyelim. İhtiyaç sahibi ailelerimizle buluşmaya başlıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, Göçü Mahallesi'nde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Şimdi öğlen ezanına çok kısa bir süre kaldı ve gittiğimiz bütün köylerde böyle cemaatimiz toplanıyorlar, vakit namazlarını birlikte kılıyorlar. Ne kadar böyle birlikte kılarsak o kadar çok sevabı var. Öyle değil mi? İsim nedir? Lütfü. Evet. Şu konuşsun fazla. Olsun, biz seni tanıyalım. İyi misin? Sağlığına duacıyım. İyi. Nasıl geçiyor Ramazan ayı? İyi, elhamdülillah. İyi geçiyor. İyi, çok şükür. Daha da iyi geçsin inşallah. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. İsim nedir? Ali Türk. Evet, Ali amcacığım, neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor Ramazan ayı? Ramazan çok iyi geçiyor da mahsullerimiz para etmiyor. Neden? Ne mahsulü mesela? Neler var bu sene? Buğday, döküm oldu. Hani devlet niye almıyor bunları? Ofisleri niye kurmuyor? Eyvah eyvah ya. Eyvah. Sıkıntılar var yani. Böyle perişan. Evet, inşallah bir çözüm bulunur. Bulunacak der, bu hafta geçiyor, yok o bir hafta geçiyor, yok millet zarayı bitirip batır, devlet ofis açacak. Yarın açılıyormuş inşallah. Yarın. Hayırlısı bakalım. O gündür yarın açılıyor, yarın açılıyor diye açılacak. Eyvah, dertler, sıkıntılar çok köy yerinde. Evet, siz nasılsınız? Şükür elhamdülillah. İsim nedir? Ahmet Valci. Evet, Ahmet amca, neler yapıyorsun? Köylü tarımla uğraşır, ne yapsın işte. Neler var mesela hasat bu sene? Var, mısır var, pancar var. Arpa, buğday, ayçiçek var. Var. Evet, bu bölgede ayçiçek, arpa, buğday daha fazla ekiliyor değil mi? Evet, evet. Evet. Nasıl bugün hani bu sene çok yağış oldu, hani bunlar size faydası oldu değil mi? İnşallah, tabii olmaz mı canım, inşallah ya olacaktı. İyi. Evet, inşallah. Evet, ne dediniz? Evet, yağış azıcık geç mi düştü? Tabii geç düştü ya. Gene hasat iyi oldu canım bu sene. Hasat oldu ama işte tam zamanında yağış düşmedi. Evet. İsim nedir? Mustafa Türk. Evet, Mustafa amca. Efendim ne dedi? Şimdi orada konuşuyorlar işte mahsul şöyle, yağış böyle. Çoğu şeyi de masanın başında atıyor yani. Evet. Yağış tam şeyde düşmedi.
Mevsiminde yağmur düşmedi ama sulamışsın, kuyuda yağmurlamışsın. Masraf etmişsin yani, masraf, masraf, masraf. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi namaz vakti herhalde, tamam. Camiye doğru gideceksiniz. Var ya, evet. 15-20 dakika var. İsterseniz bizler şimdi içeri doğru ilerleyelim. Ben daha önceki senelerde geldiğim için biliyorum. Burada hafızlar yetiştiriliyor, çocuklarımız yetiştiriliyor. Evet, Kur'an kursumuza doğru, camimize doğru ilerleyelim. Sevgili izleyenlerimiz, Göçü Mahallesi'nde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz ve camimizin içindeyiz. Buradaki camiyi çok seviyorum. Geçen yıllarda da yapmış olduğum çekimlerde burada hafız çocuklarımız yetişiyorlar ve Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlıyorlar çocuklarımız ve yanımızda da hafız kardeşlerimiz var. Merhaba canım, nasılsın? İyiyiz abla. İsmin nedir? Recep. Evet Recep. Hafız oldun inşallah. İnşallah. Nasıl, zor mu hafızlık? Çalışana kolay. Ne kadar yılda hafız oldun? Kaç yıldır çalıştın? 4 yıldır. 4 yılda. Maşallah. Evet, okulla birlikte. Peki unutmamak için sürekli okumak, tekrar etmek gerekiyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi hafızlık zaten o kadar güzel bir başarı ki ve Rabbim zihnimizi de açıyor değil mi? Hafız oldukça zihnimiz daha da çok açılıyor ve daha çok şeyleri de daha kolaylıkla öğrenebiliyoruz değil mi? Evet abla. Evet. Sen nasılsın? İyiyim abla. İsmin nedir? Serkan. Evet. Sen de mi hafızsın? İnşallah olacağız. İnşallah. Az kal. Senin adın ne canım? Mehmet. Mehmet. Evet. Mehmet, sen de hafızlık yolunda ilerliyorsun. Diğer kardeşlerimiz de Ramazan süresince ve tatilde de, yaz tatilinde de Kur'an-ı Kerim eğitimlerini tamamlayacaklar inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyel ümmiye ve ala Mutlarım, şimdi ilk ihtiyaç sahibi ailemize doğru geliyoruz. Evet. Şöyle. Hayırlı Ramazan Hacım, nasılsın? Sağolun, iyiyim yani. Allah'ım iyilik versin. Nasıl geçiyor Ramazan ayı? Bazı söz, bazı tutamıyoruz yani. Allah'ım kabul etsin inşallah. Amin. Çelikkale Alışveriş Merkezi'ne sana bir hediye paketini getirdik. Tamam, sağ olun. Sen de sağ ol. Hayırlı Ramazanlar. Evet mutlarım, şimdi diğer bir ihtiyaç sahibi ailemize doğru gidiyoruz. İkinci inşallah. İkinci paketimizi vereceğiz sevgili izleyenlerimiz. Göçü köyündeyiz bugün. Göçü mahallesindeyiz. Sevgili izleyenlerim, şimdi diğer bir ailemize doğru gidiyoruz. Bugün sizler birlikte Göçü Mahallesi'ndeyiz. Hayırlı Ramazanlar, nasılsınız? Şükür Allah'a kuzum, iyiyiz abla. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Nasıl geçiyor Ramazan ayınız? Şükür, iyi geçiyor yani. Allah iyilik versin inşallah. Çelikkale'den bir hediye paketi getirdik size. Takat kardeşim var ona. Evet, hey, inşallah. Bu. Allah kabul etsin yavrum. Sağ olasın. Allah. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olasın. Sevgili izleyenlerimiz, Göçü Mahallesi'nde şimdi de kızların olduğu Kur'an kursu bölümümüze doğru geldik. Burada yaz kış eğitim devam ediyor. Hani yaz tatilinde sadece Kur'an eğitimi değil, kışın da devam ediyor. Ve burada da Kur'an-ı Kerim eğitimi alan kızlarımız var. Küçüğünden büyüğüne bir sürü kızlarımız var. Adın ne canım? Adın ne? Unuttun mu? İsmin ne? Senin adın ne canım? Merve. Evet Merveciğim. Kardeşin mi? Evet. En küçük sen misin yoksa? Kaç yaşındasın? 6. 6 yaşındasın. Evet. Kur'an-ı Kerim'e kimler geçti kızlar bu sene?
Evet maşallah. Diğerleriniz hep Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorsunuz değil mi? Okuyabiliyor musunuz? Evet harikasınız. Peki şimdi sizden bir ilahi istiyorum ben. Olur mu? Hep birlikte sevgili izleyenlerimiz kızlardan biz bir ilahi alıyoruz ve sonrasında devam ediyoruz. 571'de bir güneş doğdu. Adı izleyenlerimiz devam ediyoruz. Muhtarım bugün şansımızdan hava da çok sıcak. Evet çok sıcak. Evet, normalde doğru. Burası göçü böyle sıcak mı oluyor yok, yazın? Yok iki gündür böyle. İki gündür evet, böyle. İki üç gündür hava sıcaklıkları evet. Gerçekten arttı birazcık da. Evet kolimizi bırakıyoruz. Evet devam. Evet muhtarım şimdi son paketimiz. Son ailemiz inşallah. Ulaştıracağız. Şöyle bırakalım. Sevgili izleyenlerimiz bizler bugün Konya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Göçü Köyü'ne, Göçü Mahallesi'ne sizlerle buluştuk. Ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Muhtarım son olarak neler söylemek istersiniz? Kanal 42'ye Çelik Kayalar'a teşekkür ederim. İhtiyaç sahiplerini düşündükleri için bu yardımların devamını, hizmetlerinizin devamını bekleriz. İnşallah muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar. İnşallah hayırlı Ramazanlar diliyoruz bizler de. Sevgili izleyenlerimiz bizler programımızın bu bölümünden şimdilik veda ediyoruz. Az sonra Çelik Kayalar alışveriş merkezlerine doğru gidiyoruz ve günün indirimleriyle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz programımızın bu bölümünden herkese tekrar merhabalar. İndirimin adresi Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinde bizler sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız ise Ahmet Özcan Caddesi'ndeki Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinde sizlerle buluşacağız. Günün bomba indirimleri, sürprizleri sizlerle olacak. İsterseniz hemen içeriye doğru ilerleyelim ve günün indirimleriyle ekranınız olmaya başlayalım. İzleyenlerimiz Çelik Kayalar'ın hemen böyle kapıdan içeri girer girmez Ahmet Özcan Caddesi size o müthiş bir manav bölümü karşılıyor. Yanımızda da manav sorumlumuz Nurettin abimizle birlikteyiz. Nasılsın abi iyi misin? Teşekkürler siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Nereden bu enerji böyle pozitiflik? Biz senelerdir bu işin içinde çalıştık. Yani kökenimiz İstanbul'dan gelmiyor. Bozkırlıyız ama evet. Bu hizmeti İstanbul'da sanatımızı kaptık. Burada da yaklaşık 5 yıldır. Çelik Kayalar'a hizmet ediyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Hı hı. Çelik Kayalar Konya'da bir artık güzel bir marka oldu. Evet. Olmaya da devam ediyor. Zengin çeşitleriyle, taze günlük ürünlerimizle hizmetimize devam ediyoruz yani. Evet, daha önce hangi şubedeydik? Burası açılmadı. Havzan. 4 Havzan. Sene. Havzan. 4 sene. Havzan'ı var ya. Buradan müşterilerime selam gönderiyorum. Havzan'daki personelimize, müşterilerimize. Çünkü oraya 4 sene emek verdik. Çok sevdiğimiz müşterilerimiz var. Buraya görevimiz geldi. Artık Ahmet Özcan'daki müşterilerimize daha güzel hizmet vermek için buraya geldik.
Evet ama yine aklımız bir Havzan şubesinde kalmış gibi. Havzan ama bizim... Bir Havzan manav bölümünde kalmış gibi aklımız. Ama ilk yemeğimizi oraya verdik. Tabii insanın nerede ilk yemeğini evet. verdiği yerse orası tabii birazcık daha ayrılıyor ama evet. bu şubemiz de çok güzel. Kaç ay oldu burası açılalı? Burası yaklaşık 3 ay oldu. 3 aydır Ahmet Özcan'daki hemşerilerimize, müşterilerimize hizmet ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz Allah azim olsun. Evet, bu şubemiz de çok güzel gerçekten de. Evet şöyle bunları siz mi diziyorsunuz evet. Nurettin abi? Sorumlusu benim. Valla inci gibi şöyle dizmişsiniz. Evet, evet, salatalıklarımız, evet. yerli salatalıklarımız, çileklerimiz. Bir özelliği günlük taze. Taze canlı canlı müşterilerimize sunuyoruz. Kendin de görebiliyorsun şu anda baktığın evet, zaman. Şöyle evet domatesten belli zaten. Hepsi şöyle taze. Sevgili izleyenlerimiz. Günlük geliyor değil mi? Hepsini bunu halden. Günlük satın almamız var. Evet şöyle domates serimi. Evet. satın almamız var tabi. Kameraman arkadaşım şöyle salatalık. Evet. Vallahi hepsi günlük çilekler. Hepsi taze. Hepsi taze evet, efendim. Hepsi taze ve günlük. Hepsiye şöyle baktığımız zaman hakikaten hepsi. Her gün böyle diziyorsunuz. Gün. Müşteri artık hani böyle seçme olduğu için müşteri bozdukça sizler dizemiyorsunuz. Evet. Burada 3-4 tane eleman arkadaşlarımız var. Onlarla beraber dizayn yapıyoruz. Müşteri ne kadar bozarsa biz o kadar tazeleştiririz burayı. Evet Nurettin abi çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. El sallayalım mı? Sevgili izleyenlerimiz bizler Ahmet Özcan Şubesi'yle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Ahmet Özcan Şubemizin müdür yardımcısı Ahmet Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Ahmet Bey nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Arkada bir şeker standı açılmış. Onun çalışmaları devam evet, ediyor. Tabi indirimler de devam ediyor. Bayramın heyecanlı coşkusunu bizler Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinden sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Günün indirimlerine de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yani memleketimin markası diye söylemiyorum. Çok kalitelidir aynısı. İlla ki öyle kaliteli bir şey olmaz. Zaten biz burada satmayız öyle bir ürünü. İlla ki. Ne kadar fiyatı? 4 lira 95 kuruş şu andaki fiyatı. Evet, Aynes yoğurdumuzun 2 kilogramı sevgili izleyenlerimiz Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinde 12 şubesi geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruştan satın alabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz sizler şu an iftar sofralarınızdasınız. Yemek faslı bitti eminim. Ve şimdi de çay faslındasınız. O müthiş çaylar demlendi. Şöyle bir çay indirimi olsa da bayramda da bu çay indiriminden yararlansak, bol bol gelen gidene çay ikram etsek dediğinize duyar gibiyim. İlla ki öyle tabii. Öyle olmak zorunda. Ahmet Bey hemen iftardan sonra çayı demliyor musunuz? İlla ki demleniyor. Sahura kadar yani 3-4 kere olabiliyor tabii bazı zamanlar. Sahura kadar çay fazla devam ediyor. Zaten arası da çok az. Ve müthiş bir fiyatımız var şimdi sırada. 1000 gram 10 lira 90 kuruş. Of çay kalitesi sevgili izleyenlerimiz 1 kilogramı? 10 lira 90 kuruş. 10 lira 90 kuruş tüm Çelik Kayalar alışveriş merkezlerinden alabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz şimdi de başka bir bomba indirimimizle devam ediyoruz. Ahmet abi nedir? Hasan Ekici tereyağı 900 gram kova 17 lira 95 kuruş. Konya'mızın markası 17 lira 95 kuruş sevgili izleyenlerimiz Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinin bütün şubelerine geçerli bir fiyat. Sevgili izleyenlerimiz bayrama çok kısa bir süre kala bayramların coşkusunu, neşesini, heyecanı bizler Çelik Kayalar Alışveriş Merkezi'nde sizlerle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bayramın geldiği açılan şeker standlarından, lokum standlarından belli olduğunu daha önce programlarımızda da söylemiştik. Ahmet Özcan Şubesi'nde de Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri'nin birçok şeker çeşitlerinin açıldığını görebiliyoruz değil mi Ahmet Bey? Evet aynı öyle. Bütün şeker çeşitlerimizde Konyalıların hizmetindeyiz şu anda. Bugün itibariyle başlamış oluyoruz. Peki nasıl bayram heyecanı var mı böyle insanlarda akşam gelenlerde özellikle? Gündüz pek olmuyor ama iftardan sonra tabii daha yoğun oluyor, daha coşkulu oluyor. İnşallah daha güzel olacaktır. Evet. Temennimiz. Son 10 güne girdik sevgili izleyenlerimiz. Çok kısa bir süre kaldı bayrama. Ve bayramın bütün güzellikleriyle birlikte çeşit çeşit şöyle bakıyorum şekerlerimiz, çikolatalarımız, lokum standlarımız zaten var. Ve her marka, her bütçeye uygun bir şekilde değil mi Ahmet Bey? Hizmet vermeye başladı. İlla ki evet aynen öyle. Evet neler var çeşitlerimizde? Şöyle çikolatalarımız mesela, var Ülker'in mesela. Ülker'in bütün çeşitleri var. Meyveli çeşitleri, çikolata çeşitleri. Lokumcuk da var bu sene ben tabii, çok seviyorum. Tabii hepsi var.
Evet. Kent ürünlerinden bütün çeşitleri, Şölen grubunun bütün çeşitleri, Konya markalarının bütün çeşitleri, lokum desen zaten hakeza bütün çeşitleriyle Konyalılara hizmet vermeye devam ediyoruz inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sevgili izleyenlerimiz, bizler bugün Çelikkayalar Alışveriş Merkezi'nin Ahmet Özcan Şubesi'nde sizlerle buluştuk. Yarın yine saatleriniz iftar saatini gösterdi. Bizler Kanal 42'de sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.